Mesela uzaktan gelen kardeşlerimiz var. Karşıdan gelenler var. Başka illerden gelenler var. Ta Van'dan gelen kardeşimiz var. Vesaire. Onlara da bir müjde olması babından bir hadis rivayet edeyim size inşallah. İmam Tirmizi naklediyor. Kays İbni Kesir diyor ki, biz Şam'dayken adamın bir tanesi Ebu Derda'nın yanına geldi. Yani adam Medine'de bir vatandaş, bir Müslüman. Ta Medine'den kalkmış Şam'a, Dımeşk'a gelmiş. Bugün bizim Suriye dediğimiz topraklara gelmiş yani. Sormuş, Ebu Derda nerede, Ebu Derda nerede? Ebu Derda'nın yanına adam gelmiş. Ebu Derda sormuş. Ma akdemeke ya ahi? Seni buraya getiren şey nedir ey kardeşim? Hani şimdi bakın dikkat edin. Biz karşıdan Avrupa yakasına geçtiğimizde ufluyoruz pufluyoruz. Mesafe uzun geliyor. Hoca namazı kasredecek miyiz etmeyecek miyiz? Namazı kasretmenin peşindeyiz. Bu adamlar Dımeşk ile Medine'nin arası tam bir aylık mesafe. Tam bir ay at üzerinde yol geliyorlar. Ondan sonra Suriye'ye ulaşıyorlar. Bir aylık mesafe gelmiş adam. E tabi Ebu Derda da sormuş. Ma akdemeke ya ahi? Seni buraya getiren şey nedir? Demiş hadithun belagani enneke tuhaddithu. Bir hadis var. Ben işittim ki sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan onu rivayet ediyorsun. Dedim gideyim de o hadisi öğreneyim. Tabi Ebu Derda da şaşırmış. Demiş ki ma ci'te li hace? Yani bir ihtiyaç için gelmedin mi? Adam demiş ki yok. Ben bir ihtiyaç için gelmedim. Hatta bir rivayette Ebu Derda yemin ediyor. Allah'a ma ci'te li hace? Yani Allah adına soruyorum sana. Bir ihtiyacın için gelmedin mi buraya? Adam demiş yok. Ben bir ihtiyacım için gelmedim. Ma ci'te li ticara? Ticaret için de mi gelmedin? O Müslüman hayır demiş. Ben ticaret için de gelmedim buraya. Ma ci'tu illa li talabi hadal hadis. Sadece ve sadece bu hadisi işitmek için geldim buraya. Bir tane hadis için. Ve Ebu Derda bunu duyunca o Müslümana şunu rivayet ediyor. Diyor ki ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı işittim. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadiste dedi ki men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen seleke Allahu bihi tariqan ilel cenne. Ki Müslüm'deki rivayette Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki sehelallahu bihi tariqan ilel cenne. Kim bir yol takip eder ve o yol ile ilime ulaşmak isterse, mesela buraya gelen kardeşler için söylüyorum. Diyelim ki bu karşıdan gelen kardeşimiz bu meclise niye geldi? Kimsenin kaşından gözünden dolayı gelmedi. Belki bir ayet öğrenirim, belki bir hadis öğrenirim, belki bir şeyleri fıkh ederim diye geldi. Ebu Derda da onu müjdeliyor. Kim ilim öğrenmek için bir yola giderse Allah Azze ve Celle ona o yoldan cennete giden bir yol kılar. Yani o yolu düşünün siz mesela diyelim ki köprüden geçiyorsunuz. Bu sizin için köprü. Fakat Allah Azze ve Celle için bu sizi cennete götürecek bir yol. Çünkü Allah Azze ve Celle onu manen Müslümanı cennete götürecek bir yol kılıyor. Devam ediyor hadise. Diyor ki وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًا بِمَا يَطْلُبْ. Melekler ilim talep eden kişinin önünde kanatlarını böyle sererler. Yani düşünün ilim talep eden insan, dinini öğrenmek isteyen insan Allah'ın yanında o kadar değerlidir ki melekler onların toprağa basmasını istemiyorlar. Bizim kanatlarımıza basın diyorlar kanatlarımıza. Kanatlarını onların önünde yere sererler. Sebep onların kaşına gözüne hayran olduklarından dolayı değil. Talep ettikleri o ilmin değerinden dolayı, o ilimden razı olduklarından dolayı kanatlarını onların önüne sererler. Başka? وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْحِيطَانِ. Alim olan, ilmini talep eden kişiye yerde ve gökte var olan her şeyi istiğfar eder. Yani düşünün siz bu mecliste otururken melekler, arşın etrafında dönen melekler şu anda diyorlar ki ya Rabbi bu kullarına mağfiret et. Ya Rabbi bu kullarına mağfiret et. Ya Rabbi bunların günahlarını bağışla diye. Başka bir hadiste, hani bu hadisi açıklar mahiyetinde söylüyorum. İmam Müslim rivayet ediyor Ebu Hureyre'den. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ. Hiçbir kavim yoktur ki Allah'ın evlerinden birinde toplanmasınlar. Burası Allah'ın evidir inşallah. Toplanmasınlar. Allah'ın kitabını okusunlar. Veyahut da kendi aralarında ders yapsınlar. Şu an nasıl ki biz Kur'an'dan, Kur'an kısalarını ders yapıyoruz ya o şekilde. Yani ya Kur'an okuyorlar, sabah namazından sonra yaptığınız gibi, işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için okuyorsunuz. Veyahut da şu an bizim yaptığımız gibi Kur'an'dan dinlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam devam ediyor. İlla nezelet aleyhimus sekine. Mutlaka onların üzerine sekinet iner. Sekinet nedir biliyor musunuz? Sekinet
şu anda insanlığın kaybettiği ve kaybettiği için birbirini kestiği şeydir. Sekinet, Allah Azze ve Celle'nin insanı yaratmış olduğu asla fıtratın dönmesidir. Sükunet, huzur, mutluluk, güven, insanların birbirine sırtını dayayabilmesi. Farkındaysanız böyle bir şey yok. Baba çocuğunu öldürüyor, kadın kocasını öldürtüyor, yöneticiler etbaına zulmediyor, etba yöneticiye kafa kaldırmanın peşinde. Hiç kimsenin birbirine güveni kalmamış çünkü sekinet yok. İnsanların arasında huzur yok, mutluluk yok. Herkes saldıracak yer arıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Kur'an'ı öğrenmek için toplananlara Allah azze ve celle gökyüzünden sekinet indirir. İlla nezelet aleyhimu sekine ve gaşiyethumur rahme. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Yani düşünün, siz burada bulunmuş olduğunuz müddetçe Allah azze ve celle rahim sıfatıyla hepinizi kuşatmıştır. Rahmeti etrafımızı böyle inşallah kuşatmıştır ve Allah azze ve celle'nin rahmet dairesi içerisindeyiz. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Ve aynı zamanda melekler de onları kanatlarının altına almış, kuşatmıştır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bilmiyorum hissediyor musunuz ama siz hissetseniz de etmeseniz de şu anda meleklerin kanatları bizim üzerimizdedir ve biz onların gölgesinin altındayız. Niye? Göz yanılsa da Peygamber doğru söylemiştir. Yani göz görmüyor olabilir, yanılıyor olabilir ama muhakkak ki Allah Resulü doğru söylemiştir. En önemlisine geliyorum. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Ve Allah azze ve celle onları kendi katında zikretmiştir. Yani vallahi insanoğluna bundan daha büyük bir şey olamaz, bir mükafat olamaz. Düşün, Allah Cibril'e senin adını söylüyor. Biliyor musun diyor, Ahmet oğlu Mehmet şu anda falanca yerde bir ilim meclisinde ilim talep ediyor diye. Hatta bir gün Peygamberimiz bir sahabeye dedi ya, Allah sana selam söylüyor. Sahabenin kalbi duracak gibi oldu. Allah eyukriu aleyye selam. Yani bana selam mı söyledi? Ondan sonrası mühim değil artık zaten. Yani Allah azze ve celle onun adını anmış ve onun üzerine selam söylemiş. İlim meclislerinde bulunan her Müslümana Allah azze ve celle kendi katında bulunan meleklere onların adını anıyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam devam ediyor. وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Şüphesiz ki ilim talep eden, ilim yolunda olan insanın fazileti, abid olana, ibadet edene fazileti, ayın diğer yıldızlara fazileti gibidir. Yani nasıl gece sen başını gökyüzüne kaldırdığında yıldızlar da parlıyor, ay da parlıyor. Fakat hiç ayla yıldız bir olur mu? Ayın değeri çok çok daha fazladır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, ilim talep eden insanlar da işte böyledir diye. Ve devam ediyor. وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْاَنْبِيَاءَ. Ve şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridirler. Ve peygamberler için diyor, وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Peygamberler insanlara dinar dirhem bırakmamışlardır. Hani şimdi ben birinin mirasçısıysam onun mirası beni ilgilendirir. Peygamber bana para bırakmamış. Peki ne bırakmış? وَاِنَّمَا وَرَّسُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَزٍ وَافِرٍ. Peygamberler insanlara ilim bırakmıştır. Kim o ilmi miras olarak alırsa şüphesiz ki onun payına çok büyük bir pay düşmüştür diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için kardeşler, Allah azze ve celle peygambere dua öğretirken sadece bir tane dua öğretmiştir. O da وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. De ki, Rabbim benim ilmimi arttır. Düşünün, Allah peygambere dua öğretiyor. Yani mağfiret dile, şunu iste, bunu değil. Allah azze ve celle dua olarak peygamberimize Rabbinden senin ilmini arttırmanı istediyor Allah azze ve celle.